Malumunuz İstanbul'da 1.3 milyon dönüşüm bekleyen konut var. Geçtiğimiz hafta da kentsel dönüşüm düzenlemesiyle Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Düzenlemede neler var, vatandaşı neler bekliyor hemen sizden öğrenmek isteriz. Şimdi kentsel dönüşüm yasasında yapılan değişiklikleri aslında iki bölüme ayırarak anlatmak çok doğru olacaktır kanaatindeyim. Şöyle ki, birincisi özellikle geniş ve büyük alanlar, yani riskli alanlar, rezerv yapı alanları veya kentsel dönüşüm başkanlığı, yani bu yeni kurulan bir başkanlık biliyorsunuz. Kuruluş tarafından yapılacak olan uygulamalar ve ilgili düzenlemeler bir başlık altında. Bir de özellikle bugüne kadar yapılan uygulamalar, yani riskli yapılar, işte etrafımızda, sokağımızda görmüş olduğumuz bina bazlı dönüşen yapıların yıkılıp yeniden yapılması konusundaki uygulama süreçlerindeki, tespit süreçlerindeki sıkıntıların çözülmesi konusundaki düzenlemeler ayrı bir başlık altında değerlendirilmelidir. Şöyle ki, öncelikle eğer büyük alanlarla başlarsak, bu konuda biliyorsunuz son günlerde kamuoyunda çok speküle edilen birkaç konu var. Bu zaten başlıklar bunlarla alakalı. Birincisi, ilk konuyu şöyle anlatalım. Yargı faaliyetindeki hızlanma konusu idari yargıyla sınırlıdır. Diğer yargı faaliyetiyle, yani adli yargıyla alakalı değildir. Dolayısıyla idare mahkemeleriyle ilgili bir hızlanma süreci söz konusu oldu burada. Ama bu konu sadece çok acı bir deneyim yaşadığımız 6 Şubat depreminin etki alanındaki bulunan illerle sınırlı olmak üzere. Bunu vatandaşlarımıza söyleyelim. Yani riski yapı tespitleri, hasar tespitleriyle ilgili bu deprem bölgesi dediğimiz bölgeler dışındaki yerlerdeki hasar tespiti raporlarına ilişkin davalarda normal süreç devam edecek. Ama bu deprem bölgesinde hasar tespiti yapılan yerlerle ilgili açılan davalarda ve açılan idari davalarla sınırlı olmak üzere çok hızlı bir süreç işletilecek. Buna ilişkin de çok detaylar yasada zaten var ama vatandaşımız şunu bilsin. İşte bilirkişi raporları çok hızlı alınacak, cevap verme süreleri kısaltılıyor, hızlı bir şekilde mahkemelere bu kararı ver deniyor. Burayı böyle toparlayabiliriz. Bir arabuluculuk sistemi de gelecek mi? Bu süreç içerisinde arabuluculuk yok. O farklı bir şey. Lisanslı kuruluşların taraflar arasındaki danışmanlığı ile ilgili bir konu. Onu anlatırım. İkinci konu, çok konuşulan, özellikle nereden çıktığını da bilmediğim, yasa çıktığı gün neredeyse bütün sosyal medyada çokça dolaşan, işte Kadıköy'deki evinizi alıp sizi başka yere götürecekler ve size oradan ev verecekler kavramıyla ilgili bu rezerv yapı alanı tartışması. Şimdi rezerv yapı alanı konusundaki düzenleme eski yerleşim yerlerini de kapsar hale getirildi. Bunun getirilme sebebi iki nedenle. Birincisi, rezerv yapı alanlarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ilan ediyor ve iki maksatla ilan ediyor. Bir tanesi, bir dönüşüm alanını dönüştürebilmek. Gecekondu bölgesi, çöküntü bölgesi vesaire gibi bölgelerde bir dönüşüm yapabilmek. Bu alanlarda dönüşüm yapılırken bu dönüşüm alanlarıyla ilgili vatandaşın mülkünü alıp başka bir yere gönderilmesi diye bir kavram yok. Bu net. Yani kesinlikle sizi alıp devlet, ben örneğin Acıbadem'de bir dönüşüm yapacağım, Ankara Mamak'ta bir dönüşüm yapacağım, İzmir Karabağlar'da bir dönüşüm yapacağım dediği zaman Karabağlar'daki evinizi alacak, sizi İzmir'in dışında bir yere götürecek. Böyle bir şey yok. Bu rezerv yapı alanının ilk tanımında dönüşüm alanında vatandaş rezerv yapı alanında dönüşecek ve yerine geri dönecek. Bunu net olarak söylüyorum. Şimdi rezerv yapı alanının ikinci tanımı, bir yapılaşma alanının tamamen yapılaşmaya kapatılması halinde ancak vatandaşın başka bir yere gönderilmesi mümkün. Şimdi bizim özellikle Hatay depreminde yaşadığımız, Hatay'ın belli bölgelerini devlet komple yapılaşmaya kapattı biliyorsunuz ve başka bir yapılaşma alanı açtı, rezerv yapı alanı adı altında. Şimdi sizi tamamen yapılaşmaya kapattığı zaman artık orada zaten ne siz, ne bir başkası, ne de idare veya kamu herhangi bir yapılaşma yapmıyor. Örneğin bir dere yatağı bölgesi var, sürekli taştığı için insanlar zarar görüyor ve kamu diyor ki ben burayı kapatıyorum. Dolayısıyla rezerv yapı alanının ikinci tanımında yer alan sizi başka bir yere taşıma konusu ancak ve ancak kamulaştırma işlemi yapılan ve ancak buranın afet bölgesi olması halinde mümkün. Dolayısıyla vatandaş
99 depreminde zannedersem Avcılar'da böyle bir uygulama vardı. Artık işte konut yapılamayacak yerlerde, işte İstanbul'un dışında Çerkezköy'de, Saray'da konutlar yaptırılıp oralara taşınması söz konusu oldu. Belki böyle sistemlerde önümüzdeki günlerde görebiliriz. Ne dersiniz? Tabii o hatırlatma içerisinde ama önemli olan sizin bulunduğunuz, o sizin burada yapılaşma yapılamaz denilen bölgenin artık bir daha hiçbir zaman yapılaşmaya açılamaması durumu. Yani orada ya yeşil alan olması, eğer burası bir dere yataysa koruma bandına alınması gibi gibi bir durum oluşması. Yani orada bir iki kavram, rezerv yapanın alanın iki tanımı birbirine karıştırılıp sizin eski yerleşim yerindeki eviniz alınacak, sizi başka bir yere götürecekler. Eski yerleşim yerindeki evinizde devlet el koyup başka birilerine satacak. Böyle bir uygulama yok. Lütfen vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Bu konuya net diyorum bakın. Yoruma açık bir konu da değil bu. Bu yanlış bir bilgilendirme olarak çıktı. Bunu düzeltelim. Şimdi devletin sizin evinize ortak olması konusu şu. Üçüncü konuya gelelim. Şimdi Kentsel Dönüşüm Başkanlığı bazı alanlarda kendisi de dönüşüm yapacak. Diyecek ki bir bölgede bir hazine arazisinde bir gelişim yapabilir. Tamamen hazineye ait. İki, bir gecekondu bölgesini yıkıp burayı ben yapıyorum diyebilir. Bu durumda ne olacak? Şimdi bir, eğer hazine arsasında yapılıyorsa zaten kamu tamamen mülkiyet sahibi, biliyorsunuz. Burada sorun yok. Ama bir gecekondu bölgesinde Kentsel Dönüşüm Başkanlığı bir uygulama yapıyorsa şu oluşacak. Şimdi diyor ki vatandaşa devlet, ben sana daha önceden diyor eski uygulamada kredi veriyordum, yarısı benden diyordum, ipotek koyuyordum. Ama sen ekonomik zorluklarla dar gelirli veya yoksulsan bunu ödeyemiyordun. Ödeyemediğin için de ben senin mülkünü almak zorunda kalıyordum geri. Haciz koyuyordum, ipotek koyuyordum, mağdur oluyordun, evini satıyorduk. Sen çok ciddi şekilde mağdur oluyordun bu hacizler ve ipotekler sebebiyle. Şimdi diyor ki sadece dar gelirli ve yoksullar için geçerli olmak üzere diyor. Ben kentsel dönüşüm alanında, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı bir proje yaptığında, örneğin senin bir arsan var, evin var, ben burayı ben yaptım devlet olarak. Bu yaptığım inşaatın karşılığında bir zararım oluştu devlet olarak. Nedir o? Kabir bedel ödedim. Bu bedeli senden istemiyorum. Bunun karşılığında senin hissene ortak oluyorum, tapuna. Bu değer ne kadarsa, şimdi bu konut tartışmasız yani. Bir başka yerde %10 ortak olur, bir başka yerde %50 ortak olur. Hani değere göre, ödediği paraya göre değişir bu müşterek mülkiyet hissesi. Bu ortak olduğum hisse kapsamında sana bu borcu öde zorunluluğu getirmeyeceğim. Ne zamana kadar getirmeyeceğim? Sen ölene kadar getirmeyeceğim ve sana diyorum ki benim hissemle sen orada ölene kadar oturmaya devam et. Oturma hakkı vereceğim medeni kanun kapsamında diyor. Sonra diyor mirasçıların da diyor buna devam edebilir diyor. Bu oturma hakkına. Peki bu parayı devlet nasıl tahsil edecek? Bu bir zarar oluştu. Bizim hepimizin vergilerinden aldığı parayla dar gelirli vatandaşımızı finanse etti. Devlet diyor ki sen diyor ekonomik olarak dar gelirlilikten orta seviyeye geçtin. Ekonomik gücünü aldın. Gel diyor bana, ben bu parayı ödemek istiyorum de öde. Ve artık ortaklığın bitsin diyor. Birinci seçenek. İkinci seçenek, sen vefat ettin, ölene kadar oturdun. Mirasçıların gelsin. Bizim babamıza, ailemize teşekkür ediyoruz. Bir oturma hakkı verdiniz. Evimizi yenilediniz. Bugüne kadar oturduk ama biz bu evi kullanmayacağız, satacağız. Ya beraber satalım. Benim orada zaten müşterek mülkiyette %20, %30 hissem var. 2 milyona mı sattık? Burada da benim %30 mu hissem var? 600 bin lira mı alırım diyor. Yani dolayısıyla bu ikinci seçenekteki devletin müşterek mülkiyetle hissedar olması konusu sadece Kentsel Dönüşüm Başkanlığı projeleri için geçerli bir. İki, kendi ödediği bedeli, devletin kamu zararı olarak ödediği bedeli geri alabilmek için de mutlaka bir müşterek mülkiyet hissesi alma durumu söz konusu. Yani sizi borçlandırıp bana bu parayı aylar ay öde, ödemezsen seni icraya veririm demiyor. Ölene kadar otur, ölmeden önce eğer sen ekonomik gücüne tekrar kavuştuysan gel al bunu benden, paramı öde. Öldükten sonra mirasçıların gelsinler, gerekirse alsınlar ve ben buradan çıkayım. Dolayısıyla bu da yanlış anlaşıldığı için bunu da düzeltmemiz lazım. Özetle büyük alanlar böyle. Şimdi gelelim riskli yapılara. Asıl zaten düzenlemenin ana konusu burası. Şimdi risk,
Şöyle ki deprem uzmanlarıyla bizim de haber yaptığımız zaman onların çokça dile getirdiği durumlardan biri de Türkiye'de özellikle de İstanbul'da kentsel dönüşüm değil de yerinde dönüşüm yapıldığı şeklinde tespitleri var. Bu konudaki değerlendirmeleriniz nelerdir? Şimdi bakın hatırlarsanız biraz önce bu rezerv yapı alanını konuştuk ve vatandaşların özellikle yasa çıktığından beri yanlış yönlendirildiğinden, yanlış anlatıldığından bahsettim. Aslında yapılmak istenen bu rezerv yapı alanı çalışmasının değiştirilmesinin temel sebebi riskli alan kavramının uygulanamaması, sürecin uzun olması, Cumhurbaşkanlığı kararına ihtiyaç duyması vesaire vesaire. Rezerv yapı alanını bakanlık ilan edebiliyor. Hatta bakın ilginç bir şey daha söyleyeceğim. Vatandaşlar kendileri gidip devlete biz buranın rezerv yapı alanı olarak ilan edilmesini istiyoruz evet. diyebiliyorlar. Yani biz dönüşmek istiyoruz, rezerv yapı alanı ilan edin bizim alanımızı diyebiliyorlar. Bu konuda da devlet diyor ki benim senden bir katkı payı talebim var. Kendi alanından bir miktar pay vereceksin bana, ben o zaman senin alanını dönüştürebilirim. Şimdi bakın, şimdi herkes tabii farklı konuşuyor ama örnek verelim. Acıbadem'i alalım İstanbul'un. Acıbadem sitelerden oluşuyor. Birçok site var ve gidin şimdi oraya. Neredeyse Bağdat Caddesi, Kadıköy dönüştü, Şişli dönüştü, Acıbadem dönüşemedi. Neden? Çünkü oradaki siteler imar haklarını tamamen kullanmış. Bir müteahhide gidiyorlar, müteahhit diyor ki ben sizin diyor 100 metrekare evinizi alırım, 50 metrekare veririm. Niye? Kurtarmıyor diyor çünkü. Vatandaş da diyor ki ben niye 100 metrekare evimi 50 metrekareye düşüreyim? 1+1'e düşmekten bahsediyor. İstemiyor. O yüzden de bu tür sitelerin, yani dönüşemeyen alanların dönüşebilmesi için rezerv yapı alanına girmesi halinde, tekrar ediyorum, oradaki vatandaş kesinlikle başka bir yere gitmiyor. Bunu paranteze tekrar alalım, kapatalım. Orasının dönüşümü için rezerv yapı alanı ilan edildiğinde kamu oranın imar hakkını genişletebiliyor. Diyor ki sen burada dönüşemiyorsun 4 katla, ben sana 6 kat hakkı veriyorum. Belki de yüksek katlara çıkacaktır. Çok yüksek katlardan bahsetmiyoruz. Dönüşebileceği kadar, müteahhitin kurtarabileceği. Yine vatandaşımızın 100 metrekare değil, belki en fazla 80-85 metrekareyle kurtarabileceği bir projeden bahsediyoruz. Dolayısıyla işte bu büyük dönüşüm alanlarına girebilmenin yolu, riskli alanlar çok iyi çalışamadığı için rezervin çalışmasıydı. Rezervi çalıştırmak için de eski yerleşim yerlerini tanımın içine aldılar. Tekrar ediyorum, bu tanım içinde eski yerleşim yerinde yaşayan kişinin başka bir yere gönderilmesi yok. Bunu lütfen vatandaşımız müşteri olsun, belki ben defalarca söylüyorum, hani bu ideolojik bir konu değil, lütfen vatandaşımız doğru anlasın. Şimdi gelelim riskli yapı meselesine. Asıl burası çok önemli. Çünkü bizim özellikle apartman site dönüşümlerinde, yani riskli yapı dönüşümlerinde en çok karşılaştığımız sorunlar tebligat sorunları, işte mevcut süreçlerle ilgili alınacak karardaki karar nisabındaki sorunlar ve tabii ki daha sonra açılacak davalarla ilgili sorunlardı. Şimdi ne oldu? Ben size şöyle anlatayım süreci en başından itibaren. Bir vatandaşımız riskli yapı tespiti için lisanslı bir kuruluşa gittiğinde, karot aldırmak istediğinde lisanslı kuruluş evimize geliyor, karot alıyor. Ancak o apartmanda bir vatandaş ben kapımı açmam dediğinde maalesef o işlem yapılamıyordu eski uygulamada. Şimdi yeni düzenleme diyor ki sen kapını açmak zorundasın. Açmıyorsan ben o kapıyı mutlaka polis marifetiyle açtıracağım ve o karotu o evin içinden alacağım diyor. Şimdi vatandaşlar bunda diyor ki konut dokunulmazlığını ihlal. Bakın lisanslı kuruluşta başvurmuş birisi karot alımı için binanın riskli yapı olduğu düşünülüyor ve karot alımı engelleniyor. Şimdi burada da yanlış anlatılıyor. Önce can güvenliği. Biz ciddi sayıda insanımızı bir depremde kaybettik. Kentsel dönüşüm bizim milli bir davamızdır. Kentsel dönüşüme kesinlikle inanmak zorundayız. Dolayısıyla da o binanın içinden karot alınmadığı zaman o bina yıkıldığında o daire sorumlu olur. Onun için de bu karotun alınması lazım. Karot alındığında eğer zaten karot alımında bina riski çıkmazsa vatandaş gider der ki diğer mahallelere gelin buradaki karot numunelerini kapattırın, yapın edin diyebilir. O ayrı mesele ama lisanslı kuruluşla ilgili sorun buydu. Yeni düzenleme bir, sizin dairenizin içine girilecek, bu karot alınacak. İki, eskiden sizin karot alımınız sonrası düzenlenen riskli yapı raporu belediye tarafından tapuya bildiriliyor.
tapuda maliklere tebligat yapıyor ve tebligat herkesin adresine bir bizim bildiğimiz eski deyimle sarı kağıt dediğimiz o meşhur tebligatla geliyordu. Şimdi dijital ortamdan. Şimdi diyor ki ben tebligat konusunda herkese tebliğ edemiyorum. Amerika'da yaşayan var, Avrupa'da yaşayan var, ölen var vesaire vesaire. Ben diyor 3 tane riskli yapı tespiti tebligatı geliştirdim yeni. Bir, binanın kapısını asacağım diyor riskli yapı tespiti kararını. İki, hepinizin diyor e-devletine diyor bildirim yapacağım. Üç, muhtarlığa askıya asacağım. Muhtarlığa askıya asıldıktan itibaren 15 gün içinde de tebligatı yapmış sayacağım. Yine 15 günlük itiraz süreniz bakidir diyor. İtiraz ettiniz. Komisyona gitti. Komisyon dedi ki bu rapora yapılan itiraz geçersizdir, reddetti. İkinci aşamaya geçiyoruz. Belediye aşamasında. Belediye bize eski uygulamayı anlatıyorum. Birincisi 60 gün, ikincisi 30 gün olmak üzere iki tane süre veriyordu ve bu süreler son malike yapılan tebligatla başlıyordu. Yani şöyle anlatalım. Siz bugün günlerden tarihe de bakayım. 15 Kasım. Pardon, 16 Kasım. 16 Kasım günü tebligatı alıyordunuz. Amerika'da yaşayan komşunuz 3 Mart 2024'te alıyordu ve ondan itibaren 60 gün başlıyordu. Şimdi yeni düzenlemeyi anlatıyorum. Belediye artık tapuya riskli yapı yazısını bildirdiğinde tapu bize tebligat göndermeyecek. Belediye doğrudan kapıya en fazla 90 günlük bir tahliye süresi asacak. 2 E-Devlet'ten size bildirimini yapacak. 3 muhtarlığa askı yazacak. Muhtarlığa yapılan bildirimin 15. gününden sonra da o belediyenin vermiş olduğu süre başlayacak. Örneğin burası 5 bağımsız bölümlü bir apartmansa belediye 30 gün verdi. 30 artı 15 artı 30. Burası bir site, çok büyük bir alan. 90 gün verdi. 15 artı 90. 91 gün veremez. Bu süreçte böyle tamamlanacak. Devam ediyoruz. Malikler karar almak istiyorlar. Üçüncü yenilik. Eskiden neydi? Arsa payı çoğunluğunun 1/3'ü, %66.7'siyle karar alıyorduk. Şimdi yeni düzenleme diyor ki %50.01, 50 artı 1 değil, o da yanlış anlatılıyor vatandaşımıza, 50.01 arsa payı çoğunluğuyla, bağımsız bölüm sayısına göre değil, arsa payı çoğunluğuna göre karar alacağız. Hangi karar alacağız? 1. Müteahhitin kim olduğuna, 2. yapım şekline, 3. projenin ne olduğuna karar vereceğiz. Bu kararı alacağımız toplantıyı kat mülkiyeti kanununa göre yapmak zorunda değiliz, bir toplantı yapmak zorunda değiliz. Kendi aramızda gayri resmi toplantıyla yapacağız. Bir bina ortak karar protokolü düzenleyeceğiz. Ve bu karara katılmayan diğer maliklere bir ihtarname göndereceğiz. İşte burada yeni bir yenilik daha var. Diyor ki eskiden noterden göndermek zorundaydık. Şimdi diyor ki noterden veya diyor. Noterden yine gönderebilirsin seçimlik haksızın. Veya muhtarlığa bildirim yapabilirsin diyor. Muhtarlığa bildirim yaptığımızda ise diyor ki ekinde bulunan, hani karara katılmayan muhaliflere ait olan projenin ne olduğu, dairenin neresi olduğu, kat dağılım şeması, kat planı gibi evrakların muhalif kişiler tarafından görülebilecekleri yeri de mutlaka bildirmen gerekir diyor. Bu da yeni bir düzenleme hızlanması açısından. Şimdi bu tamamlandıktan sonra eski uygulamada siz 50.01'i, %66.7'yi alıyordunuz, açık arttırmaya gidiyordunuz muhalif üyelere ihtarname gönderip ve ruhsata gitmeniz için, yani inşaat ruhsatı alabilmeniz için %100'e ulaşmanız gerekiyordu. Şimdi diyor ki 50.01'i aldın, kararını bina ortak karar protokolüne geçirdin, diğer malikede karara katılmayana da uyarı ihtarını gönderdin, benim için yeterlidir, git belediyeye inşaat ruhsatı başvurunu yapabilirsin. %100'le inşaat ruhsatı başvurusu yapma durumu değişti. 50.01'le de bu inşaat ruhsatı alabilme hakkı ilk defa hukukumuzda getirilmiş oluyor. Karara katılmamaya devam ettik. Muhalif kaldık. 15 gün içinde imzalamamız gerektiği halde imzalamadık. Açık arttırma sürecinde de yine tebligatı ya muhtara yapacak ve e-devlete bildirecek. Ve bu bildirim kapsamında da 15. gün sonunda bu tebligat yapılmış sayacak ve açık arttırma sürecini tamamlayacak. Şimdi riskli yapıyla ilgili süreç böyle. Açık arttırmayla ilgili de bir düzenleme var uygulamada.
Örneğin siz açık arttırmada komisyon size bir değer geçti dairenize. Karara katılmadınız, muhalifsiniz. Dava açtınız. İhale sonrasında bir komşunuz veya üçüncü bir kişi ikinci ihalede aldı. O ihale çerçevesindeki rakamı beğenmediniz. Dava açtınız, dediniz ki benim dairem 1 milyon liraya satıldı ama ben 2 milyon lira değer biçiyordum. Benim de dairemin değeri buydu. İdari yargı bir değer konusunda farklılık gösterirse, yani derse ki evet doğru, senin taşınmazının değeri gerçekten de o tarih 2 milyon liraydı derse, yeni uygulamada ihale iptal edilmeyecek, geriye dönük olarak aradaki farkı taşınmazı satın alan malik ödeyecek. Bir yeni düzenleme, işte sizin biraz önce sorunuzda olduğu gibi arabuluculuk mu geliyor diye sormuştunuz. O şu, artık kentsel dönüşüm yasası kapsamında ilk defa bir lisanslı aracı kurum kavramı geliyor. Diyor ki siz bir kentsel dönüşüm alanında hukukuna, tekniğine, inşaata hakim olamayabilirsiniz vatandaşlar olarak. Lisanslı kuruluşlar kurulacak. Bu kuruluşlar içerisinde işte avukat, teknik inşaat mühendisi, şehir plancısı, bir sürü eleman görev alacak olmak zorunda ve bu görevi alan kuruluşlar size aracılık yapacak. Yani piyasada amiyane tabirle çantacı dediğimiz kişiler sizi zarara sokmasın. Burada kentsel dönüşüm yapıyoruz diyerek evinizi sizden alıp bir takım müteahhitlere vermesin diyerek lisans verilen kuruluşlar sadece bu kentsel dönüşüm alanlarında aracılık yapacaklar Peki, diyor. Peki bundan şunu mu anlamalıyız? Bundan böyle devlete bağlı şöyle, hayır, kentsel dönüşüm ofisleri kurulacak. Kentsel dönüşüm başkanlığından lisans alacak kuruluşlar. Ama siz de mesela ben böyle bir kuruluş kurmak istiyorum dediğinizde içinde işte bahsetmiş olduğum inşaat mühendisi, avukat, teknik uzmanlar, plancı vesaire gibi unsurları barındırmanız kaydıyla her vatandaş tabii ki açıklanacak detaylar ilerleyen zamanda lisanslı kuruluşların ne şekilde olacağına yönelik bu kuruluşlardan birine başvurup bu kuruluşlar aracılığıyla kentsel dönüşüm sürecini tamamlayabilir. Peki çok merak ettiğimiz konulardan biri de şuydu. Tabii ki yasanın asıl amacı da bu. Daha önceden İstanbul nezdinde özellikle 11 ayda tamamlanabileceği şeklinde açıklamalar vardı. Peki bu yasayla birlikte böyle kısa bir sürede bütün kentsel dönüşüm işlemleri gerçekleşebilir mi? Onu da merak ediyoruz. Ciddi bir hızlılık olacaktır. Ciddi bir ivme kazanacaktır. Ama sonuçta kentsel dönüşüm yapabilmenin en önemli faktörlerinden birisi finanstır. Dolayısıyla finansal güce ulaşmak şu an çok kolay değil. Burada dolayısıyla finansal güç müteahhitlerde. Müteahhitler eğer bu anlamda bir şekilde bu dönüşüm kredisi şeklinde dönüşüm kredisi yönetmeliği de çıkmıştı bir ara. O şekilde bir takım sübvansiyonlar sağlanarak dönüşüme yönlendirilebilirse ancak çok hızlı gidebilir. Aksi takdirde mahalle aralarında gördüğümüz binaların yıkılıp yeniden yapılmasını ve bir miktarda belki dönüşüm alanlarını, yani büyük dönüşüm alanlarının dönüşebilmesini görebiliriz. Onun haricinde çok hızlı bir dönüşüm yapabilme şansımız finansal nedenlerle mümkün gözükmüyor. Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz bizlerleydi. Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.